Nerede? Nerede kızım? Nerede? Bugün köpeklerimden kara kızı tanıtma videosu yapıyorum. Kara kız Anadolu çoban köpeğinin kangal tipi, kara kırçıl renginde bir köpek. Tay gibi bir köpek. Tay gibi bir köpek, kara kırçıl renginden alıyor adını. Bakışlar, duruş, kuyruk sarar, kafa düz, alın düz, basarlar süper, basarlar süper, salı uzun, orijinal, tığ gibi bir köpek bu. Tığ gibi tabiri var, bir de tay gibi tabiri var. Rahvan atı gibi bu. Rahvan atının özelliği, atın yürürken ön ayaklarının bastığı yere arka ayağının basması. Yani ritmik bir yürüyüşü var diyebiliriz. Her haliyle bu köpek ben buradayım diyor. Irklara biz bildiğiniz gibi takılmıyoruz. Irklara, cinslere takılmıyoruz. Benim için önemli olan köpeğin tipi. Tip de şöyle önemli. Her köpek güzeldir ama herkesin bir tip anlayışı vardır. Estetik anlayışı vardır. Tip estetik ihtiyacından kaynaklanır. Güzellikle alakalı. Her köpek herkese güzel gelmeyebilir. Kara kız bana göre güzel bir köpek. Kuyruk tutuşuyla, yürüyüşüyle, basarlarıyla 10 numara bir dişi. Dişide olması gereken kilo, boy, ondan sonra çeviklik, her şey var kara kızda. Kara kızın kurtla ilgili düşüncem, kara kız ve kurt la ilgili düşüncem. Kara kızın kurda gideceğini düşünüyorum ben. Her davranışı bunu kanıtlıyor. Alan savunması da yapıyor. Tam anlamıyla bir working dog. İngilizler öyle diyor. Working dog. Görev köpeği. Kara kızı ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Tabii pratik her zaman daha önemli. Teoride biz konuşuyoruz. Öncelikle bir kurdu görmemiz lazım. Kara kızın kurt karşısındaki davranışını görmemiz lazım. Biz yorum yapıyoruz. Bunlar yorum. Kangal köpeği de yoruma açık. Bütün canlılar ve doğada olduğu gibi her şey yoruma açık. Bilimde bile %100 doğru diye bir şey yok. Değişebilir şartlara göre. Öznel ve nesnel koşullara göre doğrular değişebilir. Zaman ve mekana göre değişebilir. Hız bile değişir zaman ve mekana göre. Bu Einstein'ın relativity teorisi, görecelilik kavramından gelir. Zaman da görecelidir, hız da görecelidir. Köpekler de görecelidir. Kişiden kişiye göre değişir. Tipleri, beğeni, eşiği herkesin farklıdır. Son olarak kara kızı toparlayayım. Kara kız güzel, uzun sallı, boyu, kafası her haliyle bir fişek gibi bir köpek ve karakteri de düzgün, cana yakın. Kuyruğu görüyorsunuz. Kuyruk sarar. Kafa, alın düz. Alın çıkıntısı yok. Güzel bir köpek yani. Bunun başka söylenecek sözü yok. Beğenilen de bir köpek zaten takipçilerim tarafından ve Instagram takipçilerim tarafından. Sevgiyle kalın. Şimdilik hoşça kalın.